Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Benim çok değerli izleyicilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Bakın, sizlere bu videomda renkliler için olan bir sıvı deterjan getirdim. Yerli bir ürün, tamamen yerli ürünlere destek veren bir kanal olduğum için kanalımı açar açmaz, açtığımdan bu yana daha doğrusu. Burada görüyorsunuz ki Actisoft, file marketlerde satılan Actisoft deterjanı sizler için ilk defa sizlerin gözü önünde test edeceğim. Hiçbir şekilde Actisoft ile bir reklam anlaşmam, işbirliğim yoktur. Tamamen kendi kişisel tecrübelerime göre bu deterjanı sizler için inceleyeceğim, test edeceğim. Gereken sonuçları size olumlu, olumsuz her şeyi buradan izah edeceğim. Başlıyoruz üzerine bir bakmaya. Actisoft sıvı çamaşır deterjanı, Actisoft Color Liquid, 20 yıkama, güçlü formül. Renkli çamaşırlara uygun programı seçerek yıkama yapınız. Giysilerinizi içindeki bakım talimatlarına uygun olarak yıkamaya özen gösteriniz. Actisoft sıvı çamaşır deterjanı, renkler için yıkama sonrasında oluşan grileşmeyi önlemeye yardımcı olur. Peki neden böyle söylemiş ki şimdi? Burada yani bir beyaz yıkamıyoruz. Beyazları yanlış yıkadığımız zaman beyazlar grileşir ya da çok düşük sıcaklıklarda az deterjanla yıkandığında ya da sürekli olarak açıklarla birlikte yıkandığında beyazlar grileşir ama renkliler neden grileşsin ki? Renklerin rengi ağırır demek için herhalde böyle demiş olabilir. Neyse, devam edelim. Düzenli kullanıldığında daha uzun süre yeni gibi görünmesine yardımcı olur demiş. Ne kadar Actisoft kullanmalısınız? 4-5 kilogramlık normal kirli çamaşırlarda bakın. Demiş ki 75 mililitre. Çok kirlerde 100. 6-8 kilogramlık çamaşır makinelerinde normal kirli çamaşırlar 100 mililitre. Demiş çok kirlerde 150 mililitre. Bakın, elde yıkama için 50 mililitre demiş. Çok sert sular için yukarıda belirtilen miktarlara 30 mililitre daha ekleyiniz demiş. 75 mililitre sıvı deterjan, 150 gram toz deterjana denk demiş burada. Evet, 3 kilogram toz deterjana denkmiş bu sıvı deterjan. Actisoft sıvı çamaşır deterjanı ürün kapağını ölçek olarak kullanarak makinenizin ana yıkama gözüne dökünüz. Ön yıkama olmadan kullanın. Actisoft sıvı çamaşır deterjanı ön yıkamaya gerek kalmadan lekeleri kolayca çıkarır. Sıvı deterjanınızı makinenizin ön yıkama bölümünde kullanmayınız. Lekelerde direkt kullanın. Çok zorlu lekelerde daha iyi sonuçlar için çamaşırlarınızı doğrudan kullanabilirsiniz. Yani üzerine dökün. Lekelerin üzerine dökün, sonra makineye atın demek istiyor. Sonrasında makinenizde yıkama işlemine başlayabilirsiniz demiş. Burada tarihlerini belirtmiş, tüketicinin dikkatini yazan yerler var. Ürün bileşimine bir bakalım. 15'e 30 anyonik yüzey aktif madde. Elde yıkama bulaşık deterjanlarının içerisindeki kadar bakın yüksek miktarda anyonik yüzey aktif maddesi var. 5-15 anyonik yüzey aktif maddesi var. Sanıyorum ki bu deterjan bayağı küpüren bir deterjan. Hiç kullanmadım ama İçimden bir ses bu deterjan köpürecek diyor. %5 sabun, polimer enzim, ayrıca parfüm demiş ve değişik bir burada isim var. Şimdi bunu telaffuz edemeyeceğim. Asit koruyucu ve boya içerir demiş. Üretim tarihi, son kullanma tarihi ve parti no ambalajın üzerine basılmıştır. 1500 mililitre. Bu ürün beyaz kağıt ve hijyenik ürünler. Bu Peros'un üreticisine ait. Peros sıvı deterjanın formülünden. Adana'da üretilmiş. Evet, bu Peros'a ait. Peros bunu üretmiş değerli izleyiciler. Türk malı. Evet, şimdi başlayalım. Şu ölçü kabına ben koysam yeterli gelecektir herhalde. Evet. Kadar koydum. Üzerine biraz kavlum. Kokusu nasıl kokuyor derseniz. Kokusu hiçbir şeye kokmuyor. Bu bir. Kokusuz bir deterjan gibi ama yine bir koklayayım. Yalan Dünya dizisini hatırlıyor musunuz? Bir bölümde Yusuf Birsel'in annesini oynayan bir kadın
çamaşır suyu kokluyordu. Şu an o geldi aklıma. Bu ürünleri koklarken o kadın geliyor aklıma nedense. Çamaşır suyu koklardı, oh misterdi. Hatırlarsınız o bölümü eğer izlediyseniz. Yani tarif edemeyeceğim kimyasal bir koku ama aşırı aşırı bir kimyasal koku değil. Çok hafif bir kokusu var. Evet, makinenin içerisinde iki parça yünlü var, onları ayırmadım. Siyahlar var, koyu renkler var. Şimdilik şunu şöyle yerleştiriyorum. Kurulamadan su aldırıp hop hemen koyu renkler kod programına, çünkü içerisinde yünlüler de var. Start Mariana. Evet, bakın incecik köpükler çıkmaya başladı. İlk suyla buluşur buluşmaz. Bakalım kısa programda ne gibi bir sonuç verecek. Bir sonraki videolarda ben size bunu aktarmaya devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Takipte kalırsanız birçok bilgiye sahip olursunuz buradan. Çamaşır yıkamalar hakkında püf noktaları, ürünler hakkında ne gibi sonuçlar elde ettiğimi, yumuşatıcı karışımlar hakkında ne gibi sonuçlar elde ettiğimi, deterjan karışımları ne gibi sonuçlar bana verdiğini, hepsini detaylı bir şekilde öğrenirsiniz. Ayrıca rahatlamaya ihtiyacınız olduğunda, kafanız ses kaldırmadığında, İşten yorgun argın geldiğinizde sessiz yıkama videolarımı da açıp izleyebilirsiniz. Her zaman videomun başlıklarına yazıyorum zaten, ASMR olarak ya da ASMR video olarak yazıyorum. Sessiz videolarımı da rahatlamak amacıyla izleyebilirsiniz. Sessiz videolarım da çok fazla var ve gelmeye de devam edecek ara ara. Ben de seviyorum çünkü sessiz video çekmesini. Hem sessiz videolar hem sohbete dayalı videolar çekiyorum. Kanalıma eğer ilk defa denk geliyorsanız hoş geldiniz. Lütfen kanalıma, eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlar yazmayı, kanalımı eş dost akrabaya paylaşarak benim kanalımın büyümesine yardımcı olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Her zamanki gibi bu kısa hatırlatmaları da yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bakın köpürmeye başladı. Size dediğim gibi daha baştan daha arkasında okur okumaz ben bunun köpüreceğini anladım zaten. Bakalım koyu renkler kod programında ne gibi bir sonuç verecek. Koyu renkler kod programını kod yıkarken size tavsiye ederim. Siyah çamaşırlarınızı yıkarken tavsiye ederim. Siyah kumaş pantolon kullanıyorsanız siz kullanıyor olabilirsiniz. Çocuğunuz kullanıyor olabilir. Eşiniz kullanıyor olabilir. Eşiniz ofiste çalışıyor olabilir. Oğlunuz ofiste çalışıyor olabilir. Her neyse, ya da önemli bir yere gideceksiniz diyelim ki siyah pantolonunuzu yıkamanız gerekiyor. Her zaman koyu renkler kod programında yıkayın. Bu size tavsiyem. Koyu renkler kod programında yıkayınız. Çünkü hassas bir yıkama yapıyor. Aynı eski arçelikler gibi, arçeliklerin sentetik programı gibi bir yıkama hareketleri yapıyor. Bakın, izleyin. Eski boşların sentetik programı gibi yıkıyor. Sentetik programı bu yeni makinelerde aynı pamuklu gibi yıkıyor. Yani esas sentetik dediğimiz program benim fikrime göre koyu renkler kod programı. Yani bazı makinelerde sentetikler özel olarak geçer ya da sentetikler plus olarak geçer. Yabancı ülkelerde Easy Care Plus olarak geçer ya da Almanya'daysanız Flegelei Plus olarak geçer. Bunlar size bir bilgi. Özellikle boş grubu çamaşır makinesi kullanıyorsanız böyle. Makineyi durdurdum. Makine durmadı kendisi.
Şimdi programı geçirtiyorum. Evet, geçtirdim. İlave durulama. Beni uyarsın. Tamam. Evet, 1 saat 25 dakika. Bunlar için yeterli. Bakalım bir test edeyim nasılmış. Isının etkisiyle yine köpürecektir. Ve bir diğer püf noktada siyah yıkarken, şimdi siyah kumaş pantolon üzerinden örnek veriyorum. İçerisinde siyah kumaş pantolon falan yok bu arada. Öylesine bir örnek veriyorum. Siyah kumaş pantolon yıkarken ya da siyah bluz falan yıkarken makinenizi çok fazla doldurmamaya gayret edin. Yani bakın gördüğünüz gibi şöyle bir yarı bir boşluk olsun ki çamaşırlar rahatça yıkansınlar. Yani sıkış tepiş yıkanmaması için öyle de rahat rahat yıkanması daha iyi. Böylece daha çok buruşmaz ve koyu renkler kod programında sıkma aşamasını tam olarak 4 parça şeklinde kısa kısa yapıyor. Bu da size bir bilgi. Uzun uzun şekilde 1200'de tutmuyor. Çamaşırlar böylece 1200'de daha az tuttuğu için çok fazla kırışmamış da oluyor. Diyelim ki çamaşırlarınız hiç kırışmamasını istiyorsanız benim yaptığım gibi yıkama parfümüyle birlikte koyu renkliler kod programını kullanırsanız çamaşırlarınız ütülü gibi makineden çıkar. Hem ütü yapmanız da kolaylaşır. Evet, su deterjan mükemmel. Deterjanın kapağını kapatıyorum. Bakın mükemmel dediğim halde bakın. Hoppala. Sakin ol Aksisol. İyi ki kapağı kapatmışım. Kapatmasaydım şu an bütün üzerim Aksisol renkler için olan sıvı deterjan olacaktı. Neyse ki ucuz atlattık. Burada son zamanlarda favori vernilimi görüyorsunuz. Bunu Ferika da çok seviyor. Ferika'nın da favorisiydi. Ama şu an Almanya'da satılmadığı için Ferikacım senin için de kullanıyorum. Sen de benim için bizim ülkemizde Vernal Manolya satılmadığı için sen de benim için Vernal Manolya'yı kullan. Böyle değiş tokuş yapalım. Yasemin abla sen de benim için Vernal Manolya'yı kullan. Geçen gün sana story'de yazdığım başlıkta da cevap verirken de öyle yazmıştım. Benim için lütfen Manolya'yı kullan. Lotus'u da kullanabilirsin. Vernal Lotus ve Vernal Manolya. O iki yumuşatıcıyı çok özledim. Evet. Vernel Max Elegans'ı da tek başına kullandık. Yıkama parfümümüz mavi bir yıkama parfümü olacak. Ama bu bebiş çok tatlı. So cute. Sersüz. Ama kokusu çok güçlü. Bir sanki bir bebek yumuşatıcısı değil de normal bir mavi yumuşatıcı kadar kokusu sert. Very strong. Ser fresh and ser stark. Ser ser stark waşpürle. Evet, yıkama işlemimiz devam ediyor. Çamaşırlar bir havuz parti.
House Partisi'nde yıkanıyorlar ve Köpük Partisi, Pool Party and Shawn Party. Tertemiz. Ve yünlüler de zarar görmüyor bu arada. Bana sorabilirsiniz. Yünlüleri, iki parça yünlüyü kirli sepetine tutmamak için bunlarla atıyorsun ama diyorsunuzdur. Yünlüler ya zarar görürse falan filan, hiçbir şey olmuyorlar. Birkaç defadır yıkadım ve test ettim. Hiçbir şey olmuyorlar. Şimdi yünlüler çok fazla çıkmadığı için o yünlülerin o banyonun içerisinde beklemesi biraz sinir bozucu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka şimdi izleyen insanlar bana hak vereceklerdir. Şimdi onları neyle yıkayabilirsiniz? Duruyor kenarda. Yani kirli sepetine duruyor. Yıkayacak bir şey yok onlarla. Mecburen yani onları iki parça şeyde gönlünüz razı olmuyor çalıştırmaya, elektrik su ziyan olmaması için. Aslında çalıştırsam çalıştırırım. Benim için sorun değil. Ama istemiyorum makine. Hani uğraşsın, yok sıkmaya uğraşacak, yok dengeleme problemi. Ya iki parça şey yani ya dengeleyemezse falan filan, niye uğraştırayım ki makinemi? Niye zorlayayım ki makinemi? Alt üst evin içinde giyinen yün yelek yani. O da havalar tam olarak ısınmadığından kaynaklı. Yani normal şartlar altında yani Mayıs ayında yün giymez yani bir insan yani yün yelek. Ama işte tişörtün üstüne bazen işte insan üşüyünce giyebiliyor. Özellikle yaşlılarımız giyebiliyor. Yeri geldiği zaman biz gençler bile bazen üşüdüğü oluyor. Sadece şimdi yaşlılar demiyorum da yani gençler bile bazen üşüyor. Evet, geçen gün beyazları yıkadım sizlerle birlikte. Beyazlar tertemiz bir şekilde makineden çıktılar her zamanki gibi. Suave yumuşatıcı karışımı, Valeria yumuşatıcı karışımı ve ABC Nisan Yağmuru yumuşatıcıyı kullandım biliyorsunuz ki. Ve yıkama parfümü hiç kullanmadığım halde o çamaşırlar sanki yıkama parfümüyle artı yıkama parfümüyle yıkanmışçasına o kadar güçlü bir şekilde kokuyorlardı ki çamaşırlar kuruduktan sonra hemen dolaba yerleştirmedim. Ben bunu story'de de anlattım, Instagram hesabımda da anlattım. Dolaba yerleştirmeden önce çamaşırlar böyle katladım ve çamaşır serisinin içerisine koydum. Daha sonra dolaba yerleştiririz diye öyle kenarda durdu salonda. Salonun içerisini o çamaşırlar bir kokutmaya başladı, bir kokutmaya başladı. Sanki salona böyle bir hani oda parfümleri olur ya böyle, şimdi ismini vermek istemiyorum. Böyle sanki böyle sprey şekli onlardan sıkmışsınız gibi içerisini kokuttu. O çamaşırlar kokuttu yani. O derece misler gibi böyle bir vanilya kokusu ve böyle hafif böyle bir elmamsı, sabunumsu bir koku. Çiçeksi bir koku böyle alt notalardan. İçerisi muazzam koktu. Mutlaka böyle deneyin. Güzel sonuçlar aldığınız zaman bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İşte ben sizin şu karışımınızı yaptım, şu yıkamanızın benzerini ya da birebir aynısını uyguladım gibisinden yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Kendinizi uydurabilirsiniz. Benim gibi çok fazla karışım yapmanıza gerek yok. Ben birkaç tane deterjanı yan yana getirip kullanıyorum diye siz kullanmak mecburiyetinde değilsiniz. Bunu ben size her zaman söylüyorum. Bir adet toz deterjanla da çamaşır yıkanır. Ve geçmişte de bunu çok yaptım ve hala da yapmaya devam ediyorum. Bir adet toz deterjanla da yaptığım bir sürü videom var. Bir adet sıvı deterjanla da yaptığım bir videolarım da var. Bakın alın size bu video mesela. Bir adet sıvı deterjanla bir yıkama yani. Evet sevgili kardeşlerim, bu güzel videoyu, bu tanıtım videosunu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Benim videomu hangi saatte izliyorsanız, eğer sabah saatine denk geldiyseniz hepinize iyi sabahlar, iyi günler geçirmenizi dileklerim ile. Öğlen zamanını izliyorsanız hepinize tünaydın, iyi öğlenler. Akşam zamanını denk geldiyseniz iyi akşamlar. Gece denk gelirseniz iyi geceler. Tatlı rüyalar. Hoşça kalın. Tekrardan mutlu kalın. Esenliklerle kalın. Thank you for watching. Bye.